I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine. Herkese selam dostlar. Yeni inceleme videosuyla sizlerle birlikteyiz. Evi Bulk Manager. Bu oyun Orta Çağ'da savaş döneminde banka kurup bu banka üzerinde işte faiz, komisyon, işte ne bileyim silah materyali alıp devletlerdeki savaşların seyrini değiştirebilecek güce sahip olmak, farklı farklı ülkelerde bankalar kurabildiğimiz değişik bir oyun tamamen. Oyunumuza hemen buradan bir giriş yapalım, bir göstereyim bir şeyinde. Farklı yerlerde bankaları açabiliyorsunuz. Bu açtığınız bankalarda ekstradan özellik veriyor size. Mesela İngiltere'de İngiltere ülkesinde şube işletme maliyeti %25 daha düşük. Tabii ki bunu yani İngiltere'ye direkt siz alamıyorsunuz. İlk önce orada açtırmak için devlete başvuru yapıp oradan belirli bir miktar altın vermeniz gerekiyor. Her büyük devlet tabii ki daha fazla para istiyor. Daha küçük devletlerde başlamak zorunda kalıyoruz. Ondan dolayı başlangıçta hani bunun olayı size şey gelmez. Yani İngiltere gösterine şube işletme maliyeti %25 daha düşük diyor. Evet doğru, ama onu açana kadar da zaten belirli bir miktar zamanın gidecek. Çünkü para biriktirmen zor olacak. Oraya gelebilmen zor olacak. Yani bir süre zaman dilimi var. Onu beklemen gerekiyor yani. Onun dışında yeni ülke açma maliyeti %25 daha düşük diyor. Yeni ülkede açma maliyeti %25 daha düşük. Tabii ki de başka bir ülkede açtığımız zaman bankayı bizden istediği ücretin %25 daha düşük olduğunu söylüyor. Mesela buna bakalım. Finansçı Kastil ilgisinde işletme maliyeti %25 daha düşük. Yani bu her ülkede geçerli bir şey zaten de. Her biri farklı şeyler var. Bu arada siyasete giriyorsunuz. Siyasetteki insanları da sürekli şey yapıyorsunuz. Nasıl diyeyim? Yani iyisin sen, koşsun sen, cansın sen. Yani diğer türlü söyleyemiyorum ama neyse. Anladınız siz onu. Onun dışında Çin falan var. Ne bileyim işte. Neymiş burası? Japonya, Kore, Moğollar. Tabii ki de biz İngiltere'de açacağız ve %25 ülkede şey alacağız. Yeni ülkede açma maliyeti alacağız. Buradan hemen oynayalım. Orta derecede ne zor ne kolay olsun. Ülkenin bankaya güveni çok düşük ise tüm mülklerimiz blok olur. Ülkelerle ilişkilerimizin nötr düzeyde aşağı düşmesine izin verme. Bu da işte şey, ülkeyle arandaki politikacılarla arandaki şeyi yapman lazım sürekli. İlişkini iyileştirmen gerekiyor. Evet, başlangıç için çalışanlara ihtiyaç var. Hem kredi hem de yatırım departmanı için işe eleman alalım. Hemen alalım. Buradan ara diyoruz. 5 işletmesi olan bir beyefendi geldi. Onu alıyoruz. Kredilere bir adam arıyoruz. Kredilere 9 işletmeli bir adam geldi. Gayet güzel. Şimdi yatırım yapmaya ve devlete kredi vermeye hazırız. Piyasalara erişmek için dünya haritasına giriniz diyor. Buradan sonraki devlete erişim elde etmek için o devlete bankacılık lisansı almanız gerekir. Ülkede ne kadar çok bölge varsa lisans bedeli o kadar yüksek olur. İşlerimize küçük bir devletle başlayalım demiş. Tamam. İrlanda. Açalım. Çalışanlarımızın olası yatırımlara ilişkin pazar araştırması yapması için biraz zaman gerekecek. Sonraki tur diyoruz. Burada karımız, işte altınımız, mülkümüz, maliyetler, kaynaklar, bunların hepsini gösteriyor. Tamam. Sermayeyi buradan bakıp ona göre mesela demir yeri satın al dediğimiz zaman demir departmanı satın alıyoruz. Oradan her tur bize belirli bir miktar demir gelecek. Burada da kredi verebiliyoruz. Kredileri tahsil edecek ekstradan bir yer var mesela. Takas'tan mesela tümünü sat diyoruz.
Endüstri, anladım. Bir de fon olayı var. Dünya geneli fonu. IMF gibi bir şey. Söylentilere göre bazı ülkeler bir para fonu oluşturuyor. Bankamız %51 hissesini satın alabilirse en güçlü devletlerin siyasetini kontrol edebilirsiniz. Rakipler böyle bir saldırıdan sağ çıkamaz. İlk işlemler 48 tur içinde başlayacak. Acele edip yeterli para biriktir. Garip bir şey olmuş. Fazla zamanımız yok. 300 turdan sonra bankacılık finansmanının süresi dolacak ve güç mücadelesini bırakman gerekecek. Her tur düşünerek oyna. Bol şans. Bankamızın ismini her zamanki gibi yapıyoruz. Şimdi burada mülklere bakalım bir. Demir mi? Alıyorum hocam. Demir kaynağı önemli. Burada silah üretebiliyoruz hiç olmazsa. Endüstride zaten bir tane var değil mi? Evet. Tamam. Ver ya. Tamam. Şimdi bir de bize muhafız mı lazım? Muhafız lazım, casus lazım. Tamam, şimdi orta derecede biraz daha uzman bul ya hatta. Bilim puanımı. Hocam ara. 5. Al ya. Güvenlikte de bir şey ara. Bak mesela bunda da daha fazla geldi diplomasi. Bunu al. Ara. Ara. Bunu da al. Kredi kartı iyiymiş. Dur neyse. Seni de at buraya. Atamıyor muyuz? Şöyle gel. Aynen. Aa bak güvenlik 10 geldi. Güzel. Güvenliği de 10 yaptık. Güzel. Şimdi burada mümkün olduğu puanınız ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Diplomasi departmanına yeni bir eleman al dedi. Görevini yaptı. Kredi departmanına tüm elemanları al dedi. Onu yaptık. Şimdiki görevimiz ne? Kredi vermek oldukça karlıdır. Kredi geri ödemesi şeklinde hızlı kar elde edersiniz. Ödeme almamanız halinde ödeme yapma kişinin bir mülküne el koyarken daha düşük fiyattan elden etme imkanınız olur. Tamam. 3 kredi ver diyor. Kredi bir tane verdik aslında. Borç olanlar bir kişi. Tamam. Onun dışında biz şimdi haritaya bir bakalım. Neredeyiz? İrlanda'dayız. İngiltere'nin yanındaki bir ülkedeyiz. Çok tehlikeli aslında bizim şu anki bulunduğumuz yer. Çünkü İngiltere bize bir savaş açsa bitti. Yalan olduk. Ama biz onlara savaş açarsak çok güzel olur. İki türlü de üzülebiliriz. Şu anlık en azından. Çünkü güçlü değiliz. Osmanlı İmparatorluğu falan var. Onlara da yardım edebiliyoruz. Onlara da yardım edebiliyoruz. Ya da onun karşısındaki bir ülkeye de yardım edebiliyoruz. Diğer bankalar da yardım edebiliyor. Bankalarla da çatışabiliyoruz böylelikle. Yani bankayı batırmak istiyorsak savaşlarda batırabiliriz aslında. Neyse. Şimdi. Daha fazla beklememize gerek var mı? Yok. Var mı elimizde bir şeyler? Yok. Start dediğimiz zaman bir şey çıkmıyor. Tamam. Şimdi buradan silah üretebiliyoruz. Bunun eğitimini de gösteriyor. Tamam. Sipariş diyoruz. Böylelikle silah aldık mesela. Bu silahları satmayacağım şimdilik en azından. Ya da satsam mı ya? Ama ülkede savaş yok ki. Bir ülkede savaş çıkması gerekiyor ki onunla yatırım yapayım. Ya da satsam mı? Normal pazardan da satabiliyorduk. Doğru. Şimdi hatırladım. Takas yerinden
Hepsini sat. Yok, o değil. Silahlardan. Ha. 1800. Demir satma, silah sat. Ah dur. Şimdi. Kredi binasına bir bakalım mı? Ne oldu ne bitti? Bir kredi daha isteyen var. Ona da kredimizi verdik. Tamam. Şu anda da takır takır ödüyorlar borçları. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Ha, bilimde de bu arada araştırmamız var burada. Ben unuttum bunu. Bilimi ne kadar iyi şey yaparsanız o kadar fazla şeyler elde edersiniz. Mesela ne veriyormuş? Tur başına 100 korku üretmeye başlıyormuş burada. Tur başına 100 nüfus üretmeye başlıyor. Mesela nüfuzumuz ve korkumuz yayıldıkça ülkede onu da göstereyim hatta. Nerede? Ülkeler, İrlanda, tarafsız. Tamam, toplantı falan yaptık. İlişkilerimizi mümkün olduğunca arttırmaya çalışıyoruz. Tarafsız durumdayız. Normal şartlar altında ülkelerle ilişkini geliştirmediğin sürece, yani oradaki devlet yönetimindeki kişilerle ilişki kurmadığın sürece size yavaş yavaş nefret duymaya başlıyor. Çünkü sizin yaptığınız birazcık da hani devletin bağımsız bir bankacısınız ve hani mülk ele geçiriyorsunuz, şey yapıyorsunuz ve devlet hayırdır sen kimsin böyle şey yapıyorsun diyor. Mülk yatırma. Kürtler. Al hocam. Onu da yaptık. Kürt de aldık. Onun da geliri olacak. Ekstra bize. Evet, bir de casuslar var. O da ayrı bir olay. Bunu otomatiğe alacağım. Mümkün olduğunca arttırabildiği kadar arttırsın. Çünkü bazen unutabiliyorum. Ha, bir de tarımda büyüme, endüstride büyüme, bunlara verebiliyoruz. Ekstra yatırım. Şöyle mesela endüstriyi büyütebiliyoruz. Ama paramız mı kalmadı? Yok. Sanırım eylem puanında sıkıntı yaşıyoruz. Altınımız 3000 kalmış. Hadi canım. İyi misin? O yine de vermem gerekiyor. 3800 diyor. Alırım yani. Ha, şeyden dolayı. Tamam, neyse. Ama sonraki tur diyelim, beklemedim. Yeni ülke aç, yeni bir parti silah üret, departman cephanelik diyor. Tamam, silah üretiriz, onda sıkıntı yok. Bina penceresini aç. Şuradan hemen siparişimizi verelim. Savaş var bu arada. İrlanda, o. Hayır. 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 Yani silah satsak tamam da silah sat ya. Sat tümünü. Ne? Umarım bize sekmez o ya. Vallahi hocam, bize sekerse çok büyük problem. Şuradan biz ufak ufak kredi mredi falan, borç alanlar 4 tur içinde ödeyecekmiş. Bazen kredilere de dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Yatırım. Herhangi bir şey yok. Biz şimdi ana binayı yükseltebiliriz aslında. Ha, iki bölgeyi ele geçirmem lazım. Anladım. Nadir kaynaklar bunlar varmış. Tamam hocam, o zaman takas yerinden onu satarız ya.
Ekstra bir gelir olur bizim için de. Şimdi hocam sana bir şey söyleyeceğim. Bunu yapabiliyor muyum? Emlak değil. Yapabiliyorum. Bunu arttırırsam kar oranım da artar. O yüzden yapmaya çalışıyorum. Hatta ve hatta diğerlerini yapabiliyor muyum? Bin yok. Şusuz bir bankayız. Yeni ülke açıyorsunuz. Ablacığım nasıl açayım ben şimdi yeni ülkeyi? IMF'de hisse bulunan banka iflas ederse hissesi sonraki açık arttırma nasıl azalır? İşin sonunda sadece en güçlü ayakta kalır. Evet, beklenilen asgari düzey 1000 altınmış. Umarım ya, umarım valla. Bakalım. Şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız var. İkinci bölgede açmak demek ekstra ekstra problem demek. Bakayım nerede açabiliriz ama. Etiyopya'da açabiliriz. Belki 20 bin mi istiyor Etiyopya? Vallahi 20 bin istiyor. 20 bin zor. Böyle 5 binlik falan yok mu ya? Dediğim aralarında en sağlıklısı Etiyopya bu arada. Vallahi. Yani tek topraklı devletler genelde şey de Etiyopya'yı kalkındırabiliriz. Bunlar yok olur gider arada çürür harcarlar. Yani yok yok. Yok hocam, biz devam edelim. Etopya ile devam edelim. Şey, 20 bin biriktirmeye çalışacağım bakayım. Bilmiyorum, emin değilim ama umarım biriktirebilirim. Mesela burada da vardı da ya da bir Britanya'yı da mı açsak yakın olsun bankalar diye. Çok da yakın olmasın. Olur ya. Bilmiyorum, buralar çok karışık ve şey aslında verimli topraklar buralar da bakalım. Cidden emin değilim. Hocam peki herhangi bir şey var mı? Yok. Der. Yani bizden çok fazla değere sahip bankalar mevcut. Ona yapacak bir şey yok da. Altın. Al ya. Ekstra ekstra bir şeydir. 3-5 bir şey getirir yani elbet. Biz geldiği şeyleri direkt yatırıma vereceğiz zaten. Hiç böyle har vur parmağı savurmayalım. Sonraki tur diyelim hemen. Kredi isteyen var mı? Yok. Silah üreteceğiz. Böyle silah üret. Ha bu arada savaş vardı dur. Dur boşuna 100 korku üretirsen üret korkunu. Orayı aldın mı? Alamadın mı daha? Silah sat. Uf. Sat bakayım. Çok iyi be. İngiltere'ye var ya kapak atsak aslında çok güzel olurdu. İngiltere 130 bin altın istiyor ya. Çok istiyor. Acayip istiyor. Bakalım. Neyse. Umarım Batı İrlanda'da da bir problem yaşamayız ya. İngiltere bize kafa atmaz.
Bütün yatırımı İngiltere'ye yaptık şu an savaşı kazanması için. Bir de takastan şu Kürtleri satıyorduk değil mi biz? Sat bakayım hocam. 2600'u buradan geldi. 7016. Güzel yatırım. Bakayım ne var. Olur. Bunu da alırız. Ucuz ucuz alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani ufak ufak biriktirirsek 20 bine ulaşsak başka bir yerden banka açarız ya. Yaklaşık bakayım her tur 5000 alsak 3 turda biz başka bir yerde banka açıyoruz ya. Olur. Hadi canım savaş başlamış. Bu aleti sat. Kredi var mı hocam? Kredi isteyen. Kredi. Yok. Bu bitmeden değeri gelmiyor mu acaba ya? Neyse. Casus'la umarım iyi geçiniyoruzdur. İlişkilerimiz artıyor. Artıyor. Güzel. Bilimimiz gidiyor. Şeye bakayım yatırım var mı? Demir kaynağı. Biraz daha demir gelsin. Olur. Kabulümüz. Bir de ayrıca silah üretecektik. Hemen silahımızı da üretelim. Şu anlık bekletme aşamasındayım silahları ya. Başka nerede var savaş? Başka bir yerde yok değil mi? Dünya genelinde farklı yerlerde zaten savaş çıkacak. İyice ortalık karışacak. Yani Osmanlı bunun şeye saldıracak, Macaristan'a saldıracak. Ne bileyim işte Dulkadir Osman'a dalacak ya da ne bileyim Osman aynı zamanda herkese savaş açıyor falan böyle yani misal örnek veriyorum. Yani bu ülke o kadar karışacak ki hani hangisini yetişeyim falan diyeceksin. Hele hele birkaç yerde banka kurarsan o zaman çok büyük sıkıntı yaşıyorsun. Hani evet getirisi iyi oluyor ama hani kurduğun bankalar arada böyle unutuyorsun tek topraklı bankalarda olduğu için. Yok olup gidiyor, sen farkına bile varmıyorsun, ruhun bile duymuyor. Öyle olaylar dönüyor yani. Şu anda başka bir şey yapmama gerek yok. Yani yatırımlara baktık, kontrol ettik, hiçbir türlü bir şey yok. Çiftlikler zaten şu anda herhangi bir çiftliğimiz yok, endüstrimiz var. Emlak'taki minik bir küçük bir yerleşim yeri var ve onun dışında lüks eşyalar olarak da kürk aldık. Kürkten de güzel para kazanıyoruz. Tamam, şu anlık böyleyiz. Kredi yoktu. Federal sistem daha açılmadı. Seviyeyi atladıktan sonra açılacak. Bunların seviyesini de atlatmamız için iki bölge diyor. Ona göre arttırmamız lazım. Neyse, bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şu tebrikler İngiltere Ülkesi verdiğiniz destek ile İskoçya Devleti'nin kuvvetlerini ezip geçti. Kazanan tarafın bölgede yaptığınız yatırımlar değer kaybetmedi. Kabul et. Ha, bir de böyle bir olay var şimdi. Kredi verdik, krediyi adam ödemedi. Ödemediği için de minikten biz artık onun bir arazi tahsisine çöküyoruz. Banka muhafızları korku kullanarak borcunun borcu ödemesini sağlar. Hem borçlunun mülküne el koyabilir, hem de parayı geri alabilirsiniz. Borçluya çalışmak için biraz zaman gerekecek. Yani hem parasına çöküyoruz, hem mülküne çöküyoruz. Böyle bir olayımız var. Evet. Ne kötü bir insanmışız lan biz. Adamın hem mekanına çöktük hem parasına çöktük. Şimdi, yatırım var mı? Var. Türklere var. Ama çok az var ya. İki topraklı devlet olduğumuz için böyle biliyor musunuz? Yani normalde büyük bir devlete girdiğiniz zaman çok sağlam malzemeler çıkabiliyor. Bir de sizin banka açtığınız ülkede başka bir bankacı da banka açabiliyor. Onunla kapışıyorsunuz bu sefer. Yönetimde falan böyle onu şey yapacak, engelleyecek yasalar falan kurabiliyorsunuz falan. Sabote ediyorsunuz kısacası. Öyle öyle ülkeden atabiliyorsunuz bankayı. Garip bir stratejisi var ama oluyor ya.
Üretim ne durumda? Hemen sipariş verelim. Savaş var mı? Kim girmiş? Neyse. Şimdi. Herhangi bir şey yok. Endüstride. O var. Tamam. O var. Tamam. Cephanelikten. Tamam. Evet, 20 bin oldu. Mark batıyor. Şimdi önümüzdeki tur atacağız ya. Yok, bu tur değil. Etiyopya'yı atacağım. Ama sonraki turda açacağım. Çünkü dediğim gibi bu turda açmaya kalkarsam sıkıntı büyük. Yatırımlı bir şey var mı? O kütler var. Onu al. Kredi isteyen var mı? Olmaz mı? Verelim krediyi. Sonraki tur diyelim hemen. Hep unutuyorum ya. Buradan hazır. Harfini ver. Takas yerinden şunları sat. Güzel. Şimdi buna kredi ver diyorsun. İki tur içinde ödeyecek. Güzel. Şimdi buradan haritadan geliyoruz. Etiyopya. Hocam. Banka var mı? Rakip banka yok. Mesela bak burada yazıyor rakip banka var olup olmadığı. Bir daha buraya girdik. Etiyopya'da var mı ki yatırımlık? Olmaz mı? Aptal ama. Neyse alalım şimdilik. Hemen buradan bir bunu yat ya. Sipariş et. Takas yerine gel. Hocam şunları bir ver bakayım. Tamam. Paramız geliyor. Ufak ufak geliyor paramız. Bu konuda sıkıntı yok. Paramızı alıyoruz.
Bundan Kürt de alalım. Yatırım diğer yatırım yapabilirdik aslında ama neyse. Yapacak bir şey yok. Boş ver. Sıkıntı yok. Bu arada diğer endüstriyle hakikaten satsak mı yatırımı? Bu hiçbir şey çok komik rakam ya. Bir de boşu boşuna yer kaplıyor. Hiç şey yapma, o tutma elinde ya. Vallahi tutma elinde. Ha bu arada evet, binaları yükseltme imkanımız var artık. Kredileri falan yükseltelim. Yatırımımızı yükseltelim. Mouse'ları yükseltemiyor muyuz? Yükseltiriz. Tamam. Takas ürünlerinden de tamam, şey kalmadı. Sonraki tur iflas riski altının azalıyor. Sattım mı? Tamam, bunu da sat. Ya sonraki turda yenildin mi? Ayıp ama. Hakikaten ayıp. Neyse. Devam et desek ne oluyor peki? Onur listesi. İşin sonunda yapılacağı şey. Yani siz olun, binin altında şey yapmayın, 78. Eksi 78 de kaybetmişiz. Çok saçma. Yani öylesine zaten bastım, riske attım. Kendimi normalde bir şeyleri falan, yani yükseltmeleri o kadar fazla yapmama gerek yoktu aslında. Yani gidip muhafızları sonraki turda basabilirdim. Ne olacak da alt tarafı şey. Yani göstermek istedim onu da. Yani şaka değil bu, gerçekten öyle. Zaten ortalama videonun sonuna geldiğimiz için de hiç şey yapmayayım dedim. Direkt sonunu da göstereyim size. Yani sonu değil böyle aslında da. Hani yenildiğiniz zaman böyle bir şey oluyor. Altınızı mutlaka iyi değerlendirmeye çalışacağınız bir yer olmalı. Yani demirci alın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Demirci yerlerini mümkün olduğunca ne kadar fazla alırsanız o kadar iyi silah basabilirsiniz. Ve ülkelerdeki savaşların seyrini siz karar veriyorsunuz belli bir süreden sonra. Yani 30 tane banka girsin mesela İngiltere'nin karşısına. Siz İngiltere tarafı olun. Tek başınıza o 30 bankayı rahatlıkla yenebiliyorsunuz. Ezici güç siz olabiliyorsunuz. Çünkü yatırımlarınız ve gücünüz ona göre arttığından dolayı. O yüzden diğer bankaları manipüle etmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle karşısında savaşın sürekli. Aynı yerde devlet, yani aynı devlette banka kurarsanız onları yöneticileri ilişkileri arttırarak böylelikle bölgedeki şeyleri sabotaj yapabiliyorsunuz. Yani yatırımları neyse artık bankanın, ona göre sabotaj yapıp o bankanın gelirini çürütüp oradan komple elini ayağını çekmek zorunda bırakabiliyorsunuz. İflas edebiliyorlar. Böyle güçlü bankaları devirebiliyorsunuz. Baya böyle her tur hakikaten dikkatli bir şekilde atlamanız gereken bir oyun kendisi. Yani bir tur atladıktan sonra ikinci tur atlayayım hemen demeyin. Bakın yatırımlara, bakın demirlere, işte silaha çevirin, savaşlara bakın falan, kontrol edin. Yani paranızı her tur çok çok iyi değerlendirin. Böyle bir oyun işte bu. Strateji konusunda gayet iyi. Yani savaş yapmıyorsunuz, şey yapmıyorsunuz ama arka plandaki o büyük hani godomonlar var ya, onlardan birisi oluyorsunuz bu oyunda sizden. Tabii ki benim gibi bakmadığınız sürece. Neyse. Bu oyun böyleydi. Evil Bank Manager. İncelememizin sonuna gelelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda, bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on.